Türkiye büyük bir sesleniş içerisinde, büyük bir feryat içerisinde. Türkiye'de her yurttaşımız hemen hemen adalet istiyor ve adalet diye feryat ediyor. Dönüp baktığımızda özellikle OHA sürecinin sonrasında kanun hükmünde kararnameler üzerinden yüz binlerce insanların mağduriyeti var. Ve bunun yanı sıra sevgili arkadaşlar, muhalif kimliklerinden dolayı özellikle darbenin bahane edilerek ve adaletin ve yargının siyasal bir operasyonun aracı haline dönüştürülerek yarattıkları mağduriyetler var. Söylemeye dahi gerek yok. En büyük mağduriyetlerden bir tanesi bu çatı altında yaşanıyor. Yüz binlerce seçmenin iradesiyle seçilip burada bizler gibi bu tartışmalara katılmak ve ülkenin tamamı için uygulanacak olan bu yasayı yapılandırmak üzere görüşlerini söylemek, katkılarını sunmak üzere seçilmiş olan milletvekilleri siyasal sahiplerle bugün aramızda bulunmuyor, hücrelerin duvarlarının ötesinde tutuluyor. Bunlar da Nuriye ve Semih'in tüm feryatlarına rağmen, tüm seslenişlerine rağmen ilgili makamlara ve buraya 500 metre öteden sesini duyurmaması üzerine hükümetin onları mahkum ettiği açlık üzerinden kendileri ifade ettikleri bir süreç var. Onlara yargının verdiği yanıt şu oldu: sizler açlık üzerinden kendi feryadınızı ortaya koyamazsınız. Biz sizleri açlığa mahkum ederiz, işinizi ekmeğinizden elinizden alırız. Ancak siz açlıktan biz istediğimiz için ölürsünüz. Kendi isteğinizde ölemezsiniz dahi denildi. Böyle bir durum var. Şimdi burada bu toplantıyı bitirdiğimizde, görüşmeleri sonlandırdığımızda hepimiz evlerimize gideceğiz. Sayın Bakan, sevincinizle beraber lütfen uyumadan önce Nuriye ve Semih'i düşünün. Nuriye ve Semih'i düşünün. Onların suçlamasını dahi bilemedikleri sebeplerle işlerinin elinden alınmasını ve mahkum edildikleri hücre ötesindeki gerçeklerini düşünün. Aynı şeyi milletvekillerim için söyledim Sayın Grup Başkan Vekilim. Eminim ki her nasıl ki adalet toplumun vicdanı ise Adalet Bakanı da kabinenin vicdanıdır. Siz inanıyorum ki bu yeni başlangıçta o kabinenin vicdanı olacaksınız. Bu beklenti içerisinde olmak adalet komisyonu olarak biz üyelerin hakkıdır. Bunu sizden bekliyoruz Sayın Bakan. Sayın Bakan, bir kez daha şunları söylemek istiyorum. Adalet acil ihtiyacımızdır. Bunu gidermenin sorumluluğu öncelikle sizin üstünüzdedir. Sayın Genel Başkanımız milyonları peşinde toplarken sadece bir devlet adamı, bir halk adamı ve Türkiye'yi kucaklayan bir dile ve yüreğe sahip olmasından değil, aynı zamanda büyük bir gerçeğe sarılmasından dolayı milyonları topladı. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı